Deniz. Efendim Pınar. Benim sana bunu söylemem lazım. Ne oldu? Bak bu daha demin sen içeri gittiğinde ben... Suzan! Suzan! Neredesin? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kim bağırıyor? Birine bir şey mi oldu? Efendim ben Ahvan'ın sesini duyunca burada zannettim. Kızım niye bağırıyorsun? Birine bir şey mi oldu? Anne iyi misin? Ya nefes nefese kalmışsın. Baba. Kızım söylesene. Bu konakta başımıza böyle bir şey nasıl geliyor anlamıyorum. Kızım başımıza ne geldi söylesene. Yenge ne oluyor bir haber mi aldın? Kolyem. Kolyem çalınmış. Ne? Ne kolyesi ya? Bu eve hırsız mı girdi? Ya böyle bir şey nasıl olur? Anne hırsızlık falan ya polis çağıralım. Evet baba. Polis falan çağıralım. Belki başka bir şeylerimize çalınmıştır. Polise gerek yok. Bizim güvenlik halleder. Bu güzel haberin üzerine tam da keyif kahvesi oldu. Doğru söylüyorsun vallahi çok da güzel oldu. Allah bir kapıyı kapatınca diğerini açarmış. Sen kötü bir insan değilsin, iyi niyetlisin. Boğazına haram lokma geçmemiş bir insansın sen. Ben geldim. Gel gel Arsel'cim. Müjdemi isterim. Asıl ben müjdemi isterim. Hoş geldin karım. Hoş bulduk. Bir dakika müjdeden önce bir şey soracağım sana. Sen niye erkenden sabah kalkıp gittin öyle? İş görüşmesine. Ya ne iş görüşmesiymiş bu Aysel Allah aşkına ya. Öykü'nün patronu Leyla Hanım var ya. Onun moda evinde çalışacağım. Ya karım daha iyileşmedin bak hastasın. Ben iyiyim Şevki. Zaten bu kısa bir iş. Tamamen el dikişi bir gelinlik yapacağım. Oh desenize. Karı koca paraya para demeyeceksiniz. Bu ne demek şimdi? Ben de yeni bir iş buldum. Çok güzel. Hem de yağlı kapıda. Sen zaten taksiye çıkıyorsun Şevki geceleri. Nereden çıktı bu iş? Çok daha güzel bir yer buldum kendime. Hem izni var hem hakları var. Çok güzel. Artık iş adamı oldu benim abim. Yok öyle geceleri taksiye çıkıp hırlısıyla hırsızıyla uğraşmak. Hayırlısı olsun o zaman. Ben bir kahve yapayım sana. Hadi yap bakalım. Güvenlik kameraları incelendi. Kayıtta şüpheli bir duruma rastlanmadı açıkçası. Sizin gördüğünüz anormal bir olay oldu mu? Bu konakta anormal bir şey nasıl olabilir ki? Siz nerede yaşıyorsunuz? Anormal bir şey olsa önce sizin haberiniz olur. Kayıtta şüpheli bir durum yok Aha Hanım. Biz sürekli dışarıdaydık. Giren çıkan olmadı. Burnuma kötü kokular geliyor. Ne gibi mesela? Bizimle de paylaşır mısınız? Yani kimsenin günahını almak istemem ama... İçimizden biri yaptı demek ki. Aho, bu evde çalışanlar bizim aile fertlerimizdir. Hepsi pırlanta gibidir. Babacığım haklısınız ama içimizde bir şüphe kalmasın. Emin olalım. Suzan. Çalışanları çağır. Çantalarını da getirsinler. İnanın benim için maddi bir değeri yok. Ya parası ne olursa olsun hani kimseyi zan altında bırakmam. Ama Yalçın'ın hediyesi. Manevi değeri var benim için. Tamam anne ya üzme kendini artık. Ay çok üzgünüm gerçekten. Leyla Hanım. Ben elimden geleni yaptım. Sizin sözünüzden hiç çıkmadım. Mert bana inanmıyor. Yani daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. İnanacak. İnanmasa lazım. O zaman siz de bana yardım etmelisiniz. Ne istiyorsun benden? Çantalarda bir şey çıkmadı Fehmi Bey.
Sağ olun çocuklar. Bu formalite gereği bir aramaydı. Hepinize güvenim sonsuzdur. Çıkabilirsiniz. Müsaadenizle. Bir dakika. Bu çantayı aradınız mı? Hayır. Bir dakika. O benim çantam. Bu çanta senin mi? Evet. Verir misiniz çantamı? Verin kadına çantayı. Affedersiniz, istemeden oldu. Pardon. Dikkat etsenize biraz. Yenge, keşke biraz dikkat etseydiniz. Ya ne yapıyorsunuz? Bu ne iş bilmezlik? Affedersiniz Fehmi Bey. Gelinimin çantasını nasıl vermezsiniz hemen? Kameraları tekrar kontrol edin. Odalara bakıldı. Kamera kayıtları incelendi. Tüm çalışanların çantaları arandı. Kendi gözlerinizle gördünüz. Kolye çıkmadı. Yeni bir haber alırsanız bize de söyleyin. Baş üstüne. Kızım, sen de sakin ol biraz. Tamam, işiniz bitti. Görevinizin başına. Civardaki tüm kamera kayıtlarını inceleteceğiz. Kızım, konağa giren çıkan yok. Kayıtlar incelendi. Ya çalışanların çantaları aransın dedin, arandı. Yok işte. Diyorum ki yani, acaba bir yerde falan mı kaybettin ha, düşürdün? Yok baba, düşürmedim. Eminim. Polise de gitsek onun da yapacağı bir şey yok. Ya anne tamam, üzme kendini, bu kadar olan oldu işte. Ya biliyorum babamı ne diyesi ama senden kıymetli değil sonuçta. Ver. Sabahtan beri gözümün önündeki dosyayı arıyorum. Tamam Öykü, çıkabilirsin. Sonra devam ederiz. Peki Leyla Hanım. Bir isteğiniz olursa ben masamdayım. Kolay gelsin Öykü Hanım. Teşekkür ederim Mert Bey. Neyin peşindesin acaba Öykü? Ne ara annemle bu kadar samimi oldun? Evet oğlum. Bu dosya için mi girmiştin sen? Evet anneciğim. Aldım, şimdi de gidiyorum. Müsaadenle. Tamam, görüşürüz. Ya nasıl olur böyle bir şey? Hem de kapıda güvenlikler varken. Ya sence hırsız nasıl kimseye görünmeden girmiş olabilir? Benim aklım almıyor açıkçası. Bir de öyle çantamı da bir anda kontrol ettiklerine çok rahatsız oldum. Yani eminim çalışanlar da öyle hissetmiştir. Of. Umarım Ahu Hanım'ın kolyesi bir an önce bulunur. Daha önce oldu mu bu? Yani hırsızlıktan bahsediyorum. Ben çok tedirgin oldum çünkü. Bu kolye senin çantandan çıktı. Bu ne Cınar? Yengemin kolyesi. Nasıl yani Cınar, ne diyorsun anlamıyorum ben. Bu kolye senin çantandan çıktı. Kızın çantasını da dağıttım ya. Bu nereden çıktı ya?
Bunu arıyor buradan. Çınar, ben gerçekten bilmiyorum. Benim çantamda ne işi var bu kolyenin, anlamıyorum. Ben de anlamıyorum Deniz. Bu kolyenin senin çantanda ne işi var gerçekten? İstersen reddedebilirsin ama beni gördüğünü biliyorum. Görmeme rağmen bakmadığımı da bil o zaman. Biraz konuşabilir miyiz Öykü? Ya sen ne laf anlamaz insansın? Ya bunu anlamak ne kadar zor olabilir veya ben sana daha ne kadar açık olabilirim? Benim bir sevgilim var. Aldım çocuğu karşısına getirdim. Yine de inanmıyorsun. Yok hayır, sen beni yanlış anlıyorsun. Ben inanmıyor değilim. Tam tersine artık inanıyorum. İnanıyor musun? Evet. O zaman ne istiyorsun benden? Sadece mutluluklar dilemek istemiştim. Yani düşündüm de senin sevgilin olması gerçekten çok doğal bir durum. Yani olabilir, sorun yok. Gerçekten sadece mutluluklar dilemek için mi geldin? Evet. Ha, bir de şey vardı. Ne vardı? İstanbul'dan gelen kumaş envanteri lazım. Öykü. Öykü. İstanbul'dan gelen kumaş envanteri. Acil, hadi. Tamam. Halledeyim ben. Mail mi atayım, çıktısını mı alayım? Mail atman yeterli. Çınar. Çınar, sen benden nasıl şüphelenirsin? Ya nasıl yengenin kolyesini alacağıma ihtimal verirsin? Şüphelenmiyorum, şüphelenmedim. Öyle bir şey yok. Asıl sen aklından böyle bir şeyi nasıl geçirebilirsin? Çınar, ne bileyim. Sen bir anda öyle sorunca... Senin çantandan bu kolyenin nasıl çıktığını merak etmiyorum. Bu kolyeyi çantaya kim koydu, ben onu merak ediyorum. Bilmiyorum ya, gerçekten bilmiyorum Çınar. Anlamıyorum, kim niye yaptı? İyi düşün. Bugün nerelere gittin? Mesela neler yaptın? Şüphelendiğin bir şey oldu mu? Deniz, bunların hepsini detaylıca hatırlamanı istiyorum. Tamam. Sabah annemlerle moda evine gittim. Tamam. Leyla'nın eşinin detaylarını konuştuk. Çınar, ben sonra çıkıp direkt konağa geldim. Deniz, bu kadar mı? Başka bir şey yapmadın mı? Hayır, gerçekten bu kadar. Sana anlattığım gibi moda evine gittim ve çıkıp doğrudan buraya geldim ben. Peki moda evinde şüphelendiğin bir şey oldu mu? Hayır Çınar, hiçbir şey olmadı. Ya dedim ya, gittim, iş konuştuk ve direkt buraya geldim. O zaman kim ne ara bu kolyeyi çantaya koydu Deniz? Çınar, ne duruyoruz? Hadi gidip kolyeyi yengene verelim. Dur. Dur, acele etme. Çınar, neden vermiyoruz kolyeyi? Kolyeyi sahibine vereceğiz. Ama önce başka bir işimiz var. Ne işimiz var? Sana bu iftirayı atanı bulmamız lazım. Çınar, tamam, önce kolyeyi verelim, sonra buluruz, olmaz mı? Olmaz. Eğer kolyeyi bir an önce verirsek ortalık yatışır. Ya Çınar, ben bu kolyeden bir an önce kurtulmak istiyorum. Bu pisliği yapanı bulmazsak kolyenin bizden çıktığını anlatamayız. Doğru söylüyorsun. Peki ne yapacağız? Var mı aklında bir plan? Nasıl böyle bir şey olabilir? Soralım bakalım hanımefendiye. Efendim Aha abla. Hani kolyeyi Deniz'in çantasına koyacaktın?
Bir de dipleri ittirdim diyorsun. Yok ortada kolye. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nasıl ya? Ben kendi ellerimle koydum onu oraya. Kendi ellerini koyduysan nerede kolye? Ben anlayamadım ya. Bak ben gerçekten dediklerini harfiyen yaptım. İyi tamam. Bunu seninle yüz yüze konuşacağız. Bir de bu çıktı başıma ya. Bıktım bu saçmalıklardan. Yine kapalı. Neredesin Yalçın? Sanki yer yarıldı, adam içine girdi. Vallahi aklım başımdan çıkacak ya. Ne kadar arasam arayayım, cevap yok. Yok, yok, yok. Yahu. Otur kızım, otur. Kızım iyi misin? İyiyim baba. Endişe etmeyin. Tabii bu olanları Yalçın'a da haber veremedin. Arıyorum Yalçın, yok. Dünden beri telefonu kapalı. Ben de oralarda telefon çekmediği için ulaşamadığını zannettim. Nerelerde telefonu çekmiyor? Yalçın nereye gitti ki? Bir de ben kızınca ben çocuk muyum diyor. Ya kazık kadar adam iş seyahatine gidiyor, karısına haber vermiyor. Ya bu ne sorumsuzluk? İş seyahati mi? Kızım şirkette bir sorun çıktı. Yalçın da bunu halletmek için Pekin'e gitti. Ay insan dünyanın öbür ucuna giderken eşine haber vermez mi? Ay gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Arka arkaya 3 toplantıya katıldı. Toplantılardan sonra karar verildi gitmesine. Herhalde o telaşta sana da haber vermeyi unuttu. Merak etme, ben onun kulağını çekerim. Uzun mu kalacak peki? İş durumuna bağlı. Bir süre burada olmayacak. Müsaadenle kızım. Tamam babacığım. Alo. Bu nasıl bir sorumsuzluk? İnsanı eşine haber vermez mi? Sen bir dön de ben senin burnundan fitil fitil getireceğim. Zenginlik böyle bir şey demek ki. Yani bu boncuğu alacak para, kumaşı kesecek atölye, şu tülün metresi kaç lira diye sormana, düşünmene gerek yok. Her şey elinin altında. Ay ellerine sağlık. Ay Selcim çok güzel olmuş. Maşallah sana. İnşallah buradan ta bizim köye kadar uzun kuyruklar olur işlerin. Hayırdır? Çok neşelisin. Kıpır kıpırsın. Ay her zamanki halim Ay Selcim. Nasıl olmuşum? Güzel olmuşsun. Hı. Yüzünde güller açılıyor. Hayırdır, yolculuk nereye? Konağa gidiyorum. Hangi konağa? Konağa canım. Hani şu bizim eve benzemeyen şato gibi olan yere. Senin konakta ne işin var Jale? Ya, televizyonda çok güzel tarifler gördüm. Ben Fehmi Bey için diyet kurabiyeleri yaptım. Sen bizi el aleme rezil mi edeceksin Jale? Ya Aysel'cim onlar bizim ailemiz. Yani yabancı insanlar mı? Ya konak falan yok. Sok artık kafana şunu. Bir daha söylemeyeceğim. Ya o kadar emek verdim ya. Yani Fehmi Bey'e götürseydim ben bunu. Jale, git onu koy mutfağa. Gel bana yardım et. Bu boş boş işlerle de uğraşma artık. İyi o zaman. Gidip ben de çay demleyeyim. Sonra bu tatsız tuzsuz kurabiyeleri yiyelim soğumadan. Ya tam Fehmi Bey'e göreydi bunlar ya. Jale. Of. Gözlerimle gördüm bütün olanları.
O an gerçekten delirecektim. Güvenlik görevlisi çantayı aradı ve kolye çıkmadı. Nasıl olabilir? Anlamıyorum ki. Kendi ellerimle açtım ve kolyeyi çantanın içerisine koydum. Hatta belli olmasın diye de dibe doğru ittim. Canım, bu kolye böyle kanatlanıp uçacak hali yok. Yani kendi ellerine koyduysan orada olması lazım. Gerçekten anlayamıyorum. Onlar hatta çalışma odasındalardı. Bekledim bayağı. Çıktıktan sonrasında da çantaya koydum kolyeyi. Sen doğru yere koyduğuna emin misin? Başka çanta olmasın? Eminim, Deniz'in çantasıydı. Kendi gözlerimle gördüm. Yanılmış olamam. Aklım almıyor. Biri o çantanın içinden kolyeyi almış olmalı. Ama kim? Peki bir şey soracağım. Deniz'in kolyeyi fark edip alma ihtimali yok mu? Yok. Deniz hırsızlık yapacak bir insan değil. Yani imkansız bir şey. Bu durumda başkası fark edip kolyeyi kesinlikle aldı. Bu böyle olmayacak. Benim bütün bu olanlara bir çözüm bulmam lazım. Ve elim kolum bağlı oturamam. Aklında ne var? Ne yapmayı planlıyorsun? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bir çözüm bulacağım. Ha, Yalçın Bey de arıyor. Alo Yalçın. Nihayet arayabildin. Birkaç ay daha aramasaydın. Ay, çocuk mu eğiliyorsun Yalçın? E tamam, hani telefonun çekmiyor, anladım. Mesajla mı çekemiyorsun? Nasıl babam biliyordu? Ya ben senin eşinim, önce beni araman gerekiyor. İyi, tamam. Kolye meselesinden bahsederlerse her şey açığa çıkar. Ben de biterim Yalçın'da. Kolye hakkında. Ben diyorum ki... Alo? Allah'ım, ne olur bitsin bu eziyet. Kalbim duracak neredeyse. Yalçın! Ay, bir cızırtı da ne böyle? Alo? Diyorum ki, siz Ela ile konuşmuşsunuz ama... Sakın belli etme Yalçın, sakın. İkimiz de mahvoluruz. Alo? Kesildi. Doğru düzgün bir şey de konuşamadık. En azından sesini duymuş oldun canım. Kim böyle bir şey yapar, aklım almıyor. Bu insan hala konakta bizim aramızda yaşıyor. Düşünebiliyor musun Deniz? Çınar. Ben böyle bir şey yaşadığım için çok üzülüyorum. Üzülme. Sana söz veriyorum, bu işin sorumlusunu bulacağım. Kim yaptı sence? Güvenliğin söylediklerini duydun. Yani konağa giren çıkan olmamış. Bu durumda evden biri yaptı. İyi de evin içinden birisi özellikle bana neden yapar bunu? Kim yapar? Konağın içinde seni sevmeyen ve senin gitmeni istemeyen biri yapar bunu Deniz. Benim aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. İyi de benim kimseye bir zararım olmadı ki. Ya insan bunu düşmanına bile yapmaz Çınar. Bu nasıl bir alçaklık? Buldum Deniz, buldum. Kim? Esin. Esin mi? Konağa geldiği ilk günden beri davranışları değişti. Kahvaltı yaptığımız gün yaptığı densizliği hatırlamıyor musun? Beraber uyumuyor musunuz diye herkesin içinde pat diye söyledi. Yani ben onun basit bir pot kırma olduğunu düşünmüştüm. Deniz, bu masum bir pot kırma değil. Esin çocukluğundan beri bana çok düşkündür. Yakınımda kim varsa herkesi kıskanır. Çınar, ben hala inanmak istemiyorum buna. Çünkü bu basit bir densizlikten çok daha fazlası. Bak, ben seni Esin'e karşı doldurmak istemiyorum. Belki de sadece şımarıklığından yapmıştır.
Ben gerçekten bu yaşadığımız şeyin bir kabus olduğunu düşünmek istiyorum artık. Bak bu yaşadığımız şey çok kötü. Ama merak etme. Sana söz veriyorum bunu yapanı bulacağım. Ne yapacaksın peki? Nasıl çözeceksin? Var mı aklında bir şey? Şimdi Esin'le konuşmaya gideceğim. Öyle pat diye bir anda lafa giremem ama ben onun halinden, davranışlarından anlarım. Hiç merak etme. Tamam, sen bilirsin. Yani sen daha iyi tanıyorsun sonuçta. Çözeceğim ben bu olayı. Bu evde de kapıma bir Suzan çalıyor yani. Gir. Sinan. Esin müsait miydi? Sinar. Gelsene. Yani sen gelirsin de ben müsait olmaz mıyım? Sormana bile gerek yok. Misafirliğe gelmiş sayılıyorsun sen şimdi değil mi? Ne içersin? Hiçbir şey istemiyorum. Otursana. Ya niye? Suzan'a söyleyeyim getirsin bir şeyler işte. Hem karşılıklı içeriz. Esin, ben buraya evcilik oynamaya gelmedim. Tamam ya, yani teklif var, ısrar yok. Niye geldin peki? Şu kolye meselesi kafamı çok kurcalıyor. Ay evet, ne atraksiyonlu gündü değil mi? Güvenlikler, çanta aramaları filan. Bir de bizim konakta yani, ne alaka? Bu kolye çok değerli bir kolye galiba. Sen bir şey biliyor musun? Tabii canım, yani özel tasarım, Özden Aran imzalı. Duymadın mı sen? Bütün cemiyet bu kolyenin peşindeydi. Annem havasını atamadan kayboldu. Anladım. Sen niye bu kadar taktın ki bu kolye meselesine? Annem işte, düşürmüştür bir yerde. Biliyorsun, olay yaratmayı pek bir sever. Aysel'cim iyi misin? Ay. İyi misin? İyi misin Aysel'cim? Başım döndü biraz. Suzan abla. Efendim Çınar Bey. Vaktim varsa biraz konuşalım. Peki. Gel otur. Buyurun. Şu kolye olayıyla ilgili konuşmak istiyorum seninle. Ben de çok üzüldüm olanlara. Peki son zamanlarda konakta şüphelendiğin bir durum oldu mu? Yani birinden hiç şüphelendin mi? Ben işlerden başımı bile kaldıramıyorum ki şüpheleneceğim bir şey olsun. Hem her zamanki konak halleri başka ne olacak ki? Suzan abla, bak iyi düşün. Yani abimle yengemin odasına girip çıkan birisi oldu mu hiç? Hiç olmadı. Yalçın Bey ve Avha Hanım dışında hiç kimse girmez oraya. Temizlik için bile Avha Hanım benden başkasına müsaade etmez. Tamam abla. Teşekkür ederim. Yine de sen kolye ile ilgili bir şey duyarsan, aklına bir şey gelirse bana haber verirsin. Peki Çınar Bey. Sağ ol. Çınar nasılsın? İyiyim yenge, sen nasılsın? Kolye ile özel olarak ilgileniyorsun sanırım. Konakta yaşayan herkesi zan altında bırakan bir olay. Yani ilgilenmem normal değil mi? Güvenlik araştırmasını yapıyor zaten. Bizlik bir durum yok. Ben senin gibi düşünmüyorum yenge. Bu büyük bir hırsızlık. Evde yaşayan herkesin çantası arandı. Sence normal mi bu? Ha, sen eşinin çantası arandığı için gerildiysen... Yenge, karımın çantasından çıkmayacağına zerre şüphem yok. Ama sorun bu değil. Neyse, bu konu beni oldukça geriyor. Ben odama çıkıyorum. Kafam karmakarışık zaten. Görüşürüz. Ay, vallahi bak kızlarına söylerim ha. Sakın Jale, sakın kızlara söyleme. Ay, lütfen kalk bakayım sen birazcık dinlen. Hastaneye mi gitsek acaba? Yok, iyiyim. Şöyle biraz uzanayım geçer. Tamam, hadi gel bakalım, gel. Kalk, kalk. Kalk, uzanalım birazcık. Kalk, kalk.
Aman be Cale. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Vallahi hem evini açtın bize hem de çocuk gibi bana bakıyorsun. Ay bakacağım tabii ki Aysel'cim. Sen benim bir tanecik yengemsin. Öz kardeşim bile yapmadı bunu bana. Hakkını helal et. Helal olsun Aysel'cim. Hadi bakalım gel uzan birazcık. Kalk kalk. Geç. Kalkmak yok tamam mı? Şöyle biraz dinlen. Her şey bitti. Çınar'ın dedektifliği kaldı başımıza. Tam her şeyi yoluna koyuyorum diyorum. Bir yerden patlak veriyor. Ay hiç işin yok da kolyenin peşine mi düştün Çınar? Neden Çınar? Çınar bu kolyenin peşine neden düşsün ki? Eşinin çantasından çıkmayan kolyenin peşine. Bunu bulmam lazım. Gel. Anneciğim. Gel oğlum gel. Ne haber? Nasılsın? İyiyim oğlum. Sen de ne haber? İyiyim. Bir şey mi söyleyecektin? Ben sana teşekkür etmek için geldim. Ne için? Beni bir yanlıştan çevirdiğin için. Daha açık konuşur musun? Öykü konusundan bahsediyorum. Yani sen en başından beri haklıydın. Keşke seni dinleseydim. Ve keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Ve keşke seni üzmeseydim. Hata işte. Böyle düşünmene çok sevindim. Gençlik diyelim. Ve bir daha bu konuyu açmayalım, tamam mı? Tamam. Anne. Geldiğini fark etmedim. Çok taktın şu kolye olayını. Ne oldu? Niye geldin? Ya ben babamı soracaktım. Ne oldu, ulaşabildin mi? Ulaşamadım. Gelip gidip bana babanı sorma Esin. Ya tamam. Ne var bunda bu kadar kızacak? Babamızı sormak da suç oldu ya. Ne yapacaksın babanı? Bir şey soracaktım. Neyse, önemli değil zaten. Yurt dışına gitmiş. Bir zahmet edip de bana söylemedi tabii. Sevgili baban. Ay somurtup durma. Zaten canım burnumda. Umarım böyle yaramazlık yapıp bir şeyleri kapatmaya çalışmıyorsundur. Yok anne, ne yaramazlığı ya şimdi? İyi. Olmasın zaten. Gel. Baba. Gel evlat, otur. Baba çalışmanı bölüyorum ama biraz konuşabilir miyiz? Dinliyorum. Baba bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. O yüzden sana geldim. Beraber çözelim istedim. Söyle evlat. Önce bunu göstermem lazım. Sesleniyorum, duymuyor musun? Duymuyorum. Annesine benden bir hataydı diye bahseden biriyle de konuşmak istemiyorum. Pardon ya. Nasıl davranmamı bekliyordun? Ha? Beni oyalayıp arkamdan iş çevirip başkasıyla sevgili olduktan sonra sana nasıl davranmamı bekliyordun Öykü? Mert, kim kimi oyaladı acaba? Sen aylarca annenle sevgili olduğumuzu söylemekten çekindin. Sen de benden intikam almak için başka birini buldun, öyle mi? Bak Mert. Bana karşı hislerin gerçek olsaydı beni ailenden saklamazdın. Sen
sen dik durmadın. Ben de hayatıma devam ettim. Ne yapacaktım? Ömür boyu seni mi bekleyecektim ben? Evet, tabii doğru. Beklemene gerek yok, haklısın. Ben de aynısını yapacağım. Hayatıma devam edeceğim. İyi. Yani bu kolye Deniz'in çantasından çıktı diyorsun, öyle mi? Sadece bunu demiyorum baba. Birisi Deniz'in çantasına bu kolyeyi bilerek isteyerek koydu diyorum. Dur evladım, hemen başkalarını suçlama. Belki bir karışıklık, bir yanlışlık olmuştur. Baba, böyle bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Bu düpedüz bir kötülük. Yani benim evimde, benim ailemde bu kötülüğü yapacak niyette birinin olduğuna inanamıyorum. Çok üzgünüm. Baba, ben de çok üzgünüm. Ama bunu yapanın ortaya çıkması lazım. Onu bulup dersini vermemiz lazım baba. Peki bunu kim, niye, hangi amaçla yapar Deniz'e? Ben de bunu bilmiyorum ya. Ama araştırıyorum. Bulacağım. Ama şimdilik en ufak bir delil bile yok elimde. Bunu çözene kadar bu kolye kasada kalsın. Tamam. Evladım, senden özellikle bir şey rica edeceğim. Bu üçümüzün arasında kalsın. Başka birinin duymasını istemiyorum. Baba, ben bu meselenin dallanıp budaklanmasını istemiyorum. O yüzden aramızda kalması en iyisi olacak. Aferin. Sen de Deniz'i yalnız bırakma. Kızcağız çok incinmiştir şimdi. Baba çok üzüldü. Çok yıprandı bu süreçte. Ama merak etme. Elimden geleni yapacağım. Bazen elinden gelenin fazlasını yapmak gerekiyor. Haklısın baba. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Aferin. Nasıl olacak böyle ya? Her gün yüz yüzeyiz. Nasıl saklayacağım ben duygularımı? Her şey yolunda dedim bir de. İçimi yemiyormuş gibi. Ya Mert'i de gaza getirdim. Başkasını görürsem yanında ben ne yaparım? Hem ben de bunu almıştım çalışmaktan. Hem birlikte kafa dağıtmış oluruz. Benim de çok ihtiyacım vardı. Hem uzun zamandır baş başa kalmıyoruz. Moda evinde çalışıyoruz sonuçta. Ortamlarda en şık bizim olmamız gerekiyor. Çok incesin. Teşekkür ederim. Taksi çağırmıştım ama daha gelmedi. Nurhan teyze, niye arıyor ki bu kadın beni? Alo, Nurhan teyze nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın demek isterdim ama demeyeceğim. Çünkü bunları buluşunca konuşuruz. Buluşacak mıyız? Bir mahsuru mu var? Yok, tabii ki yok da. Sadece biraz ders çalışmam gerekiyordu benim. Dersler kalabilir hayatım. Nihayetinde kaçmıyorlar değil mi? Tamam. Konu neydi tam olarak? Bir saat sonra Özgür'ün mekanında olacağım. Orada konuşuruz. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Özgür, kesin bir şey anlattın ya. Gel bakalım Esin Hanım. Düştün avcumun içine. Şurada biraz oturayım ve dinleneyim bari. Yoksa delireceğim. Ahu Hanım. Ben de biraz kafamı dinleyeyim dedim. Odama geçeceğim birazdan.
Ben çok vaktinizi almayacağım. Konu nedir? Öncelikle kolyenize çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Güvenlik gerekli araştırma yapıyor zaten. Bekleyip göreceğiz. Kolyenizi en son ne zaman çıkardınız? Genelde hep boynumda. O hırsızlık olayı olduğu gün mücevher kutuma koymuştum. Peki kolyeyi odanızda mı çıkardınız? İnan bana seninle dedektifçilik oynayacak halim yok. Hem benim kolyem seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Beni ilgilendirdiği için değil Ahu Hanım. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba. Konuşmanızı bölmedim değil mi? Yok. Sohbetimiz de şimdi bitti zaten. Deniz, biraz işimiz var. Gelir misin? Gidelim. Görüşürüz yenge. Görüşürüz. Bu karı koca bir şeylerin peşinde ama... yakında çıkar kokusu. İki elden bu kolinin peşine düşmeleri hiç normal değil.